sağlıklı hayvan, mutlu hayvan. Mutlu hayvan da mutlu çiftçi. Zeytinle kalın, sağlıklı kalın. O sonuydu zaten. Biz arayı... O kadar zaten. Bana 5 milyon verseler şu anda ben 15 milyonu bu topraklara gömerim. Otun kokusu, oh, paha biçilemez yani. Direkt çocukluğuma gidiyorum şimdi kokladığımda. Bu topraklar güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar bizim. Bazen arabaya binip şehire bir işten dolayı gittiğimde insanların şehirde ne kadar böyle gergin, ne kadar kasvetli, ne kadar asabi olduklarını görüyorum. Köyde insanlar negatif enerjilerini atıyor. Köyde rahatlıyorsun. Yağmurun sesi, o toprağın kokusu, ne bileyim yattığında uyurken yaprakların hışırtısı ve rüzgarın sesi, o tenine değmesi o rüzgarın. Yani seni tamamen bir terapi, doğal bir terapi içinde yetişen bir çocuk olduğunu düşünsene, öyle bir ortamda büyüdüğünü. Yani ne psikolojik rahatsızlıklar kalır, insan yani özüne döner. Çiftçiliğin içinde doğduk, büyüdük. Kurbaşı köyünde oturuyorum. Köyümü terk etmedim. Bu topraklarda geçimimizi sağlıyoruz. Tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Genç delikanlı olduk. Öyle fabrikalar kuracağım tarzında hayaller değil de mesela babamın 20 tane ineği varsa ben onu 50 tane yapacağım, 100 tane yapacağım tarzında hayaller kurmaya başladık biz. Zeytin ailemiz için başlıca gelir kaynağı. Dedem çok küçük yaştan beri zeytin dikmişler. Çünkü dedemlerin zamanında yiyecek zeytinyağını bile çok zor buluyorlarmış. Tabii onlardan sonra çocukları da yine dikmeye devam etmiş ve bölge zeytin ağacı açısından çok zengin bir hale gelmiş. Onun için dededen toruna diyorum. Bir ağaç ancak dededen toruna geldiğinde tam anlamıyla maksimum seviyede ürün alabiliyorsun. Zeytin ve zeytin adam, işte bu yeni internet çağında acaba biz de yapabilir miyiz dediğimiz, benim kendi çapımda başlattığım bir proje. Zeytin adam koyduk biz hesaplarımızın ismini ama zeytin adamın yanında bir kadın gücü olduğu kesin. Bu yeşil yaygın olduğu yeri bitir, ben onu alıp buraya atacağım. O zaman üstüne çıkmam lazım. Çık! Eşim Seher, benim can yoldaşım. Seher de benim gibi köylü çocuğu. O da bu toprağa benim gibi elleriyle sımsıkı tutunmuş ve bu toprakta var olmaya çalışıyor. Ve beraber hayaller kuruyoruz biz. O da tabii benim gibi genç kafa. Yeri gelir tarlada traktör kullanır. Yeri gelir ben evde ona yardım ederim. Birbirimizi sürekli tamamlarız biz. Seher çok esprilidir. Ayrıca zeytin hedefe adam, ulaşmadan herkese işi bırakmaz Seher. Hırslıdır. Zeytin adamdan zeytini ve zeytini seven herkese selam olsun. Zeytinle kalın, sağlıklı kalın. O sonuydu zaten. Biz arayı... İşte o kadar zaten. Başı bilmiyoruz. Motor! Tam şey yani ben ağacı biraz gör yani. Hazırım. Şöyle hafif yan duracağım. Hadi başla. 30 saniye sığacak. Ya bir işaret yap, ben 20 saniye kaldı hep sözü toparlayayım. Merhaba sevgili zeytin dostları. Bir zeytin hasat sezonu daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki hasat sezonuna çıkar mıyız bilmiyorum. Tamam. Heh. O güneş de ışık çıkıyor. Çok güzel. Çıkıyor orası. Hasat masat karıştırma, tamam mı? Umarım bir dahaki sezonki hasatta görüşmek ümidiyle. Zeytini ve zeytinyağını seven herkese selam olsun. Zeytinle kalın, sağlıklı kalın. Orada reklamlar. Zeytin sezonu demiş, saçma olmuş. E ne sezonu? Armut sezonu. Zeytin mu? Hasat sezonu. Merhaba sevgili zeytin dostları. Bir zeytin hasat sezonunun sonuna geldik. Küçük geldim. Bir bahçeye aldım. Hiç zeytincilik deneyimim yok. Nasıl bakacağım mı diyorsunuz? Zeytin yolundan herkese iyi akşamlar. Bu sıra sorulan yoğun sorulardan biri de zeytinyağı donar mı? Zeytinyağı daha iyi nasıl tanıtırım? İnsanlara küçük bilgiler vermek için internet aracılığıyla Facebook, Instagram gibi uygulamalarda Zeytin Adam diye bir sayfa açtım. Sofralık, kırmalık diye adlandırdığımız zeytin. Ben üretim bandını aslında insanlara göstermek istedim. Yani tarladan sofraya kadar olan süreç nasıl oluyor? Çünkü biz yemeklerimizin tümünde zeytinyağı kullanırız. Hatta ayçiçek yağını kullandığımız zaman bize bir garip geliyor. Çünkü artık alışmışız. Yani pilavlarda bile zeytinyağı kullanıyoruz. Hiç bilgisi olmayan şehirli bir insanın dışarıdan zeytinyağı satın alacağı zaman neye dikkat etmeli? Kalitesini nasıl anlayabilir? Nasıl aldatılmayabilir?
Bunu yapabileceğim ufak videolar çektim. Beğeniliyor da, samimi bulunuyor. Orasından şey yatak odası galiba. Evet, yatak odası. Fadime yenge gelecek 6. Halam gelecek. Emine halam gelecek 7. Sen var 8. 8 kişi var toplamada. Yani perşembeye biter orası. Hiç gidesim yok. Köyümü terk etmedim. Çünkü ben işimi seviyorum. Zevk alıyorum. Özellikle de kendi toprağına sahip çıkıp kendi arazini ekiyorsan, insan zevk aldığı işi yapmalı. Bir mühendis daha iyi makineler üretmeli. Bir ressam resmini yapmalı. Bir doktor çözülmeyen hastalıklara çare bulmalı. Ve bir çiftçi de en iyi gıdaları üretmeli diye düşünüyorum. Biz bunu sulayıp kurutup yaz ayında 3-4 sefer biçiyoruz. Yani dışarıdan saman almak zorunda kalmıyoruz yani. Kendi besinini üretir ve hayvanına yedirirsen tabii o daha hesaplıdır, daha sağlıklıdır. Taptaze yedirebiliyorsun hayvana. Tabii temiz ve sağlıklı besin tüketen hayvan sağlıklı bir hayvan haline gelir ve protein değeri yüksek, süt elde etmeni sağlar. Hayvanın stresi ortadan kalkar. Sağlıklı hayvan, mutlu hayvan. Mutlu hayvan da mutlu çiftçi. Yani mutlu Mehmet. Şimdi bir de bunu ekiyoruz mesela. Bunu ekerken tarlanın bir kenarına da mesela kendi yiyeceğimiz karpuzu ekiyoruz. Mısırı ekiyoruz. Kavunu ekiyoruz. Kuru fasulyesi, susamı. Bunlar baba şey, bunlar susuzluktan yanmış bu karpuzla. Şu anda babamla beraber çalışıyoruz mesela. Yani o belirli zamanlarda belirli stratejileri öngörüp bizi rüzgarın hangi tarafa eseceğini tahmin edip bizi o yönde uyarabiliyor. Babam bizim CEO'muz. CEO. CEO. Toprak ne kadar emek verirsen sana o kadar cevap verir. Ufacık üşengeçlik yaptığında hiç affetmez. Ama sen toprakla ne kadar içli dışlı olursan onun mükafatını da anında verir. Bu köstebek savar. Bunu babam internette görmüş. Toprağa titreşimi yayıyor. Bir hareketlilik var diye. Bir iki tane diktiğin zaman oraya köstebek gelmez. Gündüzleri bazen burada suyu beklerken burada uyumak çok güzel olur. O çınar yaprakları rüzgarla sallandıkça ninni gibi gelir böyle. Ben köylü bir genç olarak uzay bilimine çok merak salıyorum açıkçası. Şimdi artık uydularla küresel ısınmayı vesaire ölçüp hangi bölgede hangi tarımsal müdahalenin yapılması gerektiğini falan tahmin ediyorlar da. Bakalım yapay zeka bir gün eline sırığı alıp ne zaman hasata başlayacak onu merak ediyoruz. Uzaya gönderilen roketlerin, Elon Musk'ın, Starship, Mars'a gönderilen uzay araçlarını, canlı yayınlarını, onların fırlatış anlarını, onları takip ediyorum. Sabah kalktığımda önce hayvanlara gidip onları doyurmadan, sağlıklarını kontrol etmeden biz kahvaltımızı dahi yapmayız. Biz hayvanlarımızla bir aile gibiyizdir. Hayvanların da bir onuru vardır. Sonuçta onlardan bir gelir elde ediyoruz ve bizim onlara bir minnet borcumuz var. Onlar da ailemizden birer birey sayılır ve ne gerekiyorsa onlara da yapılır. Otun kokusu böyle depoya girdiğinde paha biçilemez yani. Yam yamlar. Gel bak. Gel. 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 Gel.
bunlara en kısa zamanda tamir etmem gerekiyor. Yoksa bu yamyamlar bütün otları yiyip yer. Evet baba. Alo. He. Günde iki kere geliyoruz. Sabah akşam olarak. Gün içinde de hayvan zaten kışın yerde ot fazla olmuyor. İşte zeytin dalıymış. Çevredeki ağaçların pırnar ağaçları var. Onların dallarıymış. Onlarla vakit geçiriyor. Onların karnı doymadan bizim karnımız doymaz. Her bir hayvan sonuçta bu sürünün bir bireyi. Şu anda mesela ben ilk geldiğimde tarlaya ilk adımımı attığımda yaptığım şey saymak. Tam mı? Eksik var mı? Eğer bir tane eksik varsa o gün o an bütün işler bırakılır, o hayvan bulunur. Yani sürekli bir duygusal bağ içinde oluyorsun. Bazen elimizde, genelde buzağları hep elimizde büyütüyoruz biz ama bazı buzağlar özel oluyor. Ne bileyim, onun seninle daha fazla vakit geçiriyor. Tarlaya geldiğinde mesela az önce bir gösterdiğim bir düve vardı. O bizim elimizde büyüdü. Güneşin battığı yerden doğduğu yere kadar. Bu topraklar bizim. Toprak insanın yaşam kaynağıdır. Toprak satmak en son çaredir. Çünkü durduk yere toprak satmak köklerinin bir kısmından vazgeçmektir. Emek çekmeyen toprağın kıymetini bilmez. Yani evini sat, toprağını satma. Geçimi neyle idame ettireceksin ve senden sonraki nesillere ne bırakacaksın? Babalar, dedeler satın almış zamanında dişinden tırnağından arttırarak. Ama torunlar bunlar hazır bulduğu için tabii kıymetini o kadar bilmiyorlar. Bilmedikleri için satmak da kolay oluyor. Turizm arttı, dışarıdan göç çoğaldı köylere. Arsa fiyatları artık araziye, toprağa, verimine göre fiyatlandırılmıyor da turizmdeki stratejik konumu, yola uzaklığı, çok uçuk rakamlar konuşuluyor. Köylü de arazi satıp hazır parayla yeni hayatlar kuruyorlar. Çelik ailesi için toprak satmak yoktur. Yani Çelik ailesi için Allah göstermesin önemli bir böyle hastalık, kaza, sağlık bir şey olmadığı sürece en son çaredir. Zeytinin özellikle korunması gerekiyor. Bugün görüyoruz sahil kenarlarında sadece villa yapacağız diye bir sürü zeytinlik katlediliyor. Ve siteler bizim karnımızı doyurmayacak gelecekte. Gün gelecek, bu dedelerin torunları belki köye geri gelmek zorunda kalacaklar. Ama işte o dedelerinin o toprakları olmadığı için o köklerini dağlarına salamayacaklar. Belki o topraklarda işçi olarak çalışmak zorunda kalacaklar.